Dünya Tasarruf Günü'nde devam edelim dedik. Dünyadaki tüm kaynaklar sınırsız değil ama insanoğlu maalesef acımasızca tüketiyoruz. Maalesef son dönemlerde insanımızda tasarruf kültürü yerine ve israf kültürünün oluştuğunu üzülerek görüyoruz. Bu tip programlarda öğrencilerimizi merkeze alarak tasarruf kültürünü oluşturmak, tasarrufu artırmak, tasarruf bilincini oluşturmak adına da farklı etkinlikleri ilgili kurumlarımızda, bugün Gençlik Spor Müdürlüğümüzde, farklı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ki burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğa paydaşımız zaten. Onlarla birlikte yürütüyoruz bu projeleri. Her şey sınırsız olmadığı gibi su da sınırsız değil. Ama şöyle bir algı var bizde. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için su kaynaklarını sınırsız zannediyoruz. Çok büyük zannediyoruz. Sivas da bu noktada aslında su kıtlığı çeken ilimizden bir tanesi. Bu noktada şehrimizde de su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Hemşehrilerimize şehrimizi susuz bırakmamak adına DSİ Genel Müdürlüğümüz, DSİ Bölge Müdürlüğü ile birlikte büyük bir projeyi hızla yürütüyoruz. Malumunuz Pusat Özel Barajı'ndan, Sivas Gördevir Barajı'ndan su getirecek proje ihalesi yapıldı. Hızlı bir şekilde inşa faaliyetleri tüm zorluklara, sıkıntılara, hukuki duruma rağmen başladı ve devam ediyor. İnşallah Zafer Bey'in bize sözü var. Sivas'a susuz bırakmadan inşallah projenin ilk etapını tamamlayacağız. Tabii biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz hiçbir maddede, hiçbir bahaneye sığınmadan bu noktada yapmamız gereken çalışmayı yapıp tamamlamak bizim görevimiz. Ama hemşehrilerimize, sizlere, hepimize düşen de bir görev var. Suyu tasarruflu kullanmak, suyu israf etmemek. Dediğim gibi gerek evimizde, gerek iş yerlerinde ki bugün içerisinde bulunduğumuz bir yerleşkede barındırdığı insan sayısı nedeniyle su tüketiminin yüksek olduğu, çok olduğu bir alan. Tabii susuz hayat olmaz. Su bedeniyettir, su hayattır. Susuz bırakmamak bizim görevimiz, devletimizin görevi ama var olan suyu da tasarruflu kullanmak, israf etmemek de hepimizin görevi. İşte bu bilinci aşılamak adına, bu bilinci oluşturmak adına böyle bir etkinliği anlamlı gününde, Dünya Tasarruf Günü'nde sizlerle birlikte icra edelim dedik. Ben bu anlamlı programa katkılarından dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, hekimler, personeline, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün şahsında sizlere ve DSİ Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu şehir bizim, bu ülke bizim. Sahip çıkmak, korumakta, sürdürülebilir bir şekilde sürdürmekte hepimizin görevi. Ben de sizlere özellikle katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.